Evet, bizim dersimizin bilgisayar destek çizime giriş dersinin ikinci dersine devam ediyorum. Şimdi ekranda bunları çizdik, bunları çizdik. Silmek istiyorum ben, silmek istiyorum. Silmek için burada yeni bir toolbar açmam gerekiyor. Bunun için Tools'un altında Toolbars, AutoCAD, Modify'ı açabilirim buradan. Veya bunun kısa yolu var diyordum ya, kısa yolda. Kısa yolda buna sağ tuşla basacağım. Herhangi bir tuşa şöyle yazalım. Hangi bir komut simgesini, tuş demeyelim ona. Sağ tuşla basarız. Bastığımız zaman zaten karşımıza bu menü gelecek. Toolbar menüsü gelecek. Toolbar menüleri gelecek. Burada ben Modify'ı seçtim. Modify'ı seçtiğim zaman burası da Modify 2 Toolbar'ını açtı. Şöyle yapalım. Hepsini bir silelim. Şu da Modify Toolbar'ı. Modify Toolbar'ı. Modify Toolbar'ında bizim bu komutları önce bir anlatayım. Komutları bir anlatayım. Ondan sonra kullanımlarını anlatacağım. Bu kalemin arkasında silgi var ya, kalemin arkasında. Silgi. Silgi. İyi gösteriyor. Bu silgiye bastığınız zaman, şöyle yapalım. Silgiye bastım. Sol tuşla basıyorum. Bastım. Bana aşağıda söylüyor. Aşağıda. Şurada. Nesne seç diye. Nesne seç diyor. Ben sol tuşla nesne seçiyorum. Ama seçme işlemini, bak burada dikkat edin, dikkat edin. Seçerken tek tek de seçebilirim ben. Tek tek. Üstlerine giderim. Böyle. Tıklarım. Tıklarım. Tek tek seçebilirim. Bir bir. Nesne seçimini yaparken burada dikkat edeceğimiz bir olay var. Genel olarak bahsediyorum nesne seçmekten. Tek tek veya bir kutucuk açarak. Nesne seçerim. Bunu bir kapatalım. Bir saniye. Silelim şunları. Tekrar yapıyorum. Sileceğim ya ben. Diyelim ki birkaç tane daha çizdim. Şöyle. Mesela yaptık burada. Silmek istiyorum ben. Erase komutuna bastım. Bana söylüyor. Seçeceklerin seç, nesne seç diye. Tamam mı? Ben bir bir seçebilirim bak. Tek tek. Bir, iki, üç. Nesnenin üstüne gelip sol tuşla tıklıyorum. Sol, sol, sol. Veya tıklayıp pencere açarım. Kutucuk açarım. Uzun basıyorum onu. Uzun basıyorum. Uzun uzun. Uzun basarak. Bir ve iki. Bir kutucuk açıyorum. İçi yeşil bak bunun, yeşil.
Sağa doğru çekersem mavi olur. Soldaki yeşil, sağdaki mavi. Sol taraftaki değdiklerini, bunun dokunduklarını da siler. Bunu bir daha yapalım. Olmazsa önce bir silme işlemini yapalım, ondan sonra bu özelliği gösterelim. Sil dedim. Sağ tuşa bastım mı sildi. Tekrar yaptım. Tek tek seçtim. Bitti ya. Bittiyse sağ tuşa basıyorum. Sağ tuşa. Ya da şöyle yazalım. Sağ tuş. Space bar. Boşluk tuşu. Ya da enter. Bastığım anda siler. Anladınız mı? Daha önceden çizdiğiniz çizgiler vardı ya. Onları silelim, bir görelim. Bir deneyin bakalım. Kaydı durdurayım ben orada. Peki. Ya şimdi Yaren yaptı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Anlamışsın. Peki. Diğer arkadaşlarımız da yaptılar mı? Diğer arkadaşlarımız da yaptı mı? Anladınız mı? Enes. Sen yap. Peki Emine şimdi anlamamış. Emine'ye bir yardım eder misiniz yanındaysa? Yoksa ben tekrar anlatacağım. Şimdi ekran paylaşımını Enes yaptı. Evet. Nasıl yapıyorduk? Enes. Sol tuşla. Evet. Bak zaten select object çıktı. Bunu seç, bunu seç. Tamam. Sağ tuşa bas sonra. Bak burada sağ bastım. Sağ bastığımda siler. Yapar yani. Tamam? Anladık mı? Şimdi bunu Enes yaptı. Anlamayan arkadaşımız kimdi? Bir saniye. Emine, sen ekran paylaşımını yap. Seninkinde yapalım. Şimdi bu paylaşım kime ait? Bir saniye, bulamadım. Tamam. Enes, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Emine, sen paylaşımını yapar mısın? Emine sen yap şimdi. Evet. Nasıl yapacağız? Buna sol tuşla basacağız. Sol. Tamam. Bak zaten çıktı burada bak. Arise diye çıktı. Şunu seç. Bunu kapat. Onu kapat. Bak ada select çıktı. Başka bir şey çıktı. Dur. Onu dursun. Emine dursun o. Dursun o, tamam. Onu kapat şimdi. Buraya tıkla. Buraya tıkla ortaya. Emine şu, ha tamam. Şimdi şuraya, şuna gel. Sol tuşla tıkla.
Tamam. Sağ değil, sağ değil, sağ değil. Sol, sol. Evet, bak çıktı burada. Arise çıktı. Bu tamam. Bu güzel. Tamam bu. Ondan sonra buna evet sol tuş, sol tuş. Aynen. Sağ dediğinle sağ bastığın anda siler. Siler. Tamam. Süper. Çizdin şimdi. Şey sildin şimdi. Tamam. Anladın mı? Tamam. Emine anlamış. Peki. Anlamayan var mı? Tamam. Emine anlamış. İşaret diliyle de yazıyor. Orada ben sohbete bir bakayım. Peki. Anlamayan var mı? Neslihan anladın mı? Neslihan. Anladın mı? Anlamış. Peki. Ezgi. Bunları eve gittiğinde tekrar yap. Tamam mı? Mouse'un yok çünkü. Unutursun yoksa. Tamam mı? Peki. Peki. Şimdi sildik biz. Ben ekran paylaşımını tekrar şey yapıyorum. Bir saniye. Evet, kaydetmeye. Hayda. Nerede? Evet, ekran paylaşımını tekrar yapıyorum ben. Bir kısmını paylaştık. Evet. Şimdi biz ne yaptık? Silmeye, çizmeye başladık. Çizme özelliklerinden başladık herhangi bir şekilde. Bunların, bakın sağ tuşa bastığım zaman böyle bir menü geldi. Bu menüyü ben istemiyorum aslında. Bu menü zor bir menü. Zor. Bunun kolayı var. Tamam mı? Bunu sağ tuşa bastığım zaman ayarlarını geçen hafta anlatmıştım size. Ama tekrar yapacağım. Şimdi bunu escape yaptım. ESC ile bastım. İptal ettim. Yani iptal ettim. Sildim demeyelim. İptal ettim ben. İptal yaptım. Tamam mı? Peki. Şimdi burada bunu düzeltmek istiyorum ben. Tools'a girdim. Options'a tıklıyorum bakın. Options'a tıkladım. Options'a tıkladıktan sonra User Preferences var burada. User Preferences'te burada Shortcut menüye tıklayacağım. Bunu kapattım ben. Geçen hafta anlatmıştım bunu size. Bu kısımlarını. Bunu 2007 DVG'ye getireceğiz diye. Open and Save'in altında. 2007'ye getirecektik bunları. Hatırlıyorsunuz bunu. 2007 yaptım. 2007 oldu bu. 2007. Ve DVG olduğuna dikkat edin. DVG. Ondan sonra display'in altında şurayı 100 yaptık. Okey dedik, tamam mı? Şimdi burada sağ tuşa bastık. Sağ tuşa bastığımız anda sağa bastığımız anda komutu bitiriyor. Bitiriyor yani. Tekrar bir menü açmıyor. Tamam mı? Nasıl yaptık onu? Bunun ayarını da yapmanızı istiyorum. Tools, User Preferences. Bu böyle kalacak. Doğru olan bu olacak. Tamam mı? Bunun ayarlarını geçen hafta yapmıştık size. Anlatmıştım. Unutmamışsınızdır inşallah. Peki. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye.
Pardon. Evet. Şimdi pardon arkadaşlar. Bir problem yaşadık. O yüzden dolayı kusura bakmayın. Evet. Şimdi ben bunları bakın menü tekrar çıksın istemiyorum. Options'a tıkladık. User Preferences'te shortcut'ı bu şekilde kalsın. Tamam mı? Bu şekilde kalsın. Buna okey dedim. Ondan sonra bunları tekrar çizmek istediğim zaman line komutuna tıkladım. Sol tuşa bastım. Sol tuşa bastım. Sol tuşa, sol tuşa. Sol tuşa basıyorum. Sol sol gidiyor hep. Sol tuşla şuradan yazarak gösterelim. Bir saniye. Sol tuş ile çizmeye devam ederim. Çizgi çizmeye yani. Çizmek çizgiye devam. Sağ ile sağ tuş ile çizgi çizme sonlandırılır. Biter yani. Biter. Tamam. Peki. Şimdi biz normalde çizimleri yaparken çizgiler böyle yamuk yumuk mu? Hayır değil mi? Çizgiler dik ve ölçüsü var. Belli yani. Belirli ölçülerle çiziyoruz değil mi? Peki. Bunları nasıl yapacağız? Burada ayarlarımız var bakın aşağıda. Bu ayarları seçeceğiz. Şimdi ben bunu tekrar siliyorum. Hepsini içine aldım. Seçtim. Onayladım. Ve sildim. Tekrar. Tekrar çizgi çizeceğim. Line'in içine girdim tekrar. Tıkladım buraya. Ama şimdi bu açılı çiziyor değil mi? Dereceleri farklı. Bunu düzeltebilmemiz için aşağıda şu var bakın. Orto mod. Orto mod dediğimiz şey aslında bizim tıkladığımız zaman yatay ya da düşey çizmemizi sağlar. Buraya bakın mesafe var, ölçü var. 200 yazdım. Klavyeden 200 yazdım. 200 sağa doğru istikameti, burası 1'di ya, başlangıç noktasıydı. Bu tarafa doğru 200 santim yaptım. Aşağıya doğru mesela 100 yapalım. 100 yaptım. Ama aşağı doğru gidiyordu. Aşağı doğru. Tamam mı? Enter dedim. Sola doğru. Mesela 50 gidelim. Bu tarafa doğru. 50. 50 yazdım. E zaten buraya 50 yazıyor bak. Yazdığımız zaman klavyeden 50 yazıyor. Enter dediğim zaman 50 santim, 50 santim ölçerek çizer orayı. Tamam. Peki. Bunu aşağıda close diye bir şey var bakın. Close. Kapatmak demek. Kapatmak. Başladığı yere devam etmek demek. Yani buradan başladık. Kapat deyince, kapat. Kapat deyince bunu buraya gider. Başladığı yere geri döner. C'ye basıyorum şimdi. Ya da close'un üstüne basıyorum. Close'a dediğim anda kapattı. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Başladım. Close dediğim anda burası başlangıç ya. Burayı kapatacak. Close dedim. Kapattı. Anlaştık mı? Bunu anladınız mı? Peki.
Şimdi burada şöyle de yapılabilir bunu. Kapatalım mesela. Bunları da silelim. Mesela sandalye çizeceğiz. 50, 50, 50. Yukarı doğru 50 diye yazmama mecbur niyetinde değilim. Ne yapacağım? Close diyebilirim. Veya C harfi. C. C'ye bastım. Çünkü close'daki C büyük ya. Büyük olan bize onun kısa harfleri veriyor. A, B, C neyse. Tamam mı? C burada bak. Ya da U var. Bunlar alt komutlar. Çizginin altında olan komutlar. C'ye bastım. Bak C yazdı. C'ye basınca zaten buraya yazdı. C harfi diye. Enter'a bastığım anda onu otomatikman kapatıyor yani. Tamam. Peki. Bunu anladık mı? Peki. Fadime anlamış. Yaren anlamış. Diğer arkadaşları göremiyorum. Şöyle yapalım ekran tasarımında. Ekran tasarımında. Evet. Neslihan anladın mı? Neslihan anladın mı? Peki. Enes'inki kapalı. Diğer arkadaşları da bir kere de göremiyorum herkesinki. Zübeyda, Beyza Nur anladınız mı? Beyza Nur da anlamış. Tamam. Zübeyde'nin kamera kapalı olduğu için göremiyorum. Peki tamam ben devam etmek istiyorum. Peki şimdi bunları yaptık. Biz çizim yaparken artık nokta belirleyip de çizmeye başlayabiliriz. Tamam mı? Bununla bağlantılı ben akşamleyin size bir tane proje örneğini göndereceğim. Ödev olarak bunu yapmaya çalışmanızı istiyorum. Tamam mı? Ödev göndereceğim ben size. Ödevi gönderdiğimde size resim olarak atacağım. Resimden bakıp ölçülere göre çizmeye çalışmanızı isteyeceğim. Tamam? Peki. Buraya kadar anladık mı? Tamam. Peki. Şimdi ben şöyle yapalım olmazsa. Bir tane örnek bir dosya göndereyim ben size. Kolay bir tane. Tamam mı? Kolay bir tane göndereyim. Ona bakarak çizmeye çalışın. Onu kontrol edelim. Tamam. Bir 15-20 dakika yapamadım mı? 15-20 dakika bir yapmaya çalışın. Bakalım. Tamam. Peki. Gönderiyorum. WhatsApp'tan göndereceğim. Bir sizlerin de yapıp yapamadığınızı bir kontrol edelim. Tamam? Görüşürüz.